Allah'ın yasası şu, unutmayalım. Yapılanların asıl karşılığı ahirettedir. Dünya ceza ve mükafat yeri değildir. Bilinen bir gerçeğin Kur'an tarafından tekrar tekrar dile getirilmesidir. Herkes bunu bilir. Yaptığınız iyiliklerin dünyada karşılığı, yaptığınız kötülüklerin dünyada cezası olabilir, olmayabilir. Bunu eğer dünya boyutuna indirgerseniz mükafatı ve cezayı, Allah'ın tanımladığı sistem, din bu değildir. Cezayı ve mükafatı dünyaya endekslemek somut din anlayışı, sonuç ve ürün itibariyle somut din anlayışının en önemli tarihteki örneği Yahudilerdir. İsrailoğullarıdır. Somut ilah inancı, somut tanrı inancı. Görünmeyen bir Allah değil, görülen bir Allah. Görünmeyen bir amel değil, sonuçları görülen bir amel beklentisi. Okuyun Bakara'yı, okuyun özellikle Araf'ı. İsrailoğullarının illa da gözle görmek istiyoruz, dokunmak istiyoruz demelerinin esprisi bu. Somut din anlayışı. Oysa Müslüman dünyevi anlamdaki sonuçlara bakarak yetinmez, yaptığı şeylerin karşılığını bekleyemez. Dünyevi sonuçlara. Cennet çok basit bir sonuç mu? Biz genelde sürekli peşin çalışıyoruz da cennet çok uzun bir vade gerektirdiği için kim bekleyecek ya? Bir de gidip gelen de yok. O yüzden en büyük mükafat cennettir. Cennetin dışında dünyevi anlamda hiçbir mevki, hiçbir makam, hiçbir lütuf bir Müslümanın Allah'a yapmış olduğu kulluğun karşılığı değil. Aynen buna mukabil cehennemin dışında hiçbir ceza aklınıza ne gelirse gelsin. Kıyma makinalarında insan doğramaktan tutun, sabun fabrikalarına gönderilişe kadar ne fark eder? Hiçbir ceza cehennem gibi zalimlerin, asilerin ve kafirlerin karşılığı olmaz. Olmaz yani. Onun için Allah Teala peşin çalışmıyor, vadeli çalışıyor. Zaten buna iman etmek zor olduğu için de mümin olmak zordur. Çünkü görünmüyor, çünkü gidip gelen yoktur. Allah Teala öyle buyuruyor. Mesela hemen Yasin'den bir önceki ayet. Yasin lazım olduğu kadar Fatır lazım olmadığı için okumadık o ayetleri. Okuyalım, tekrar hatırlatalım. Yasin'den bir önceki ayet hemen, Fatır'ın son ayeti yani. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Eğer Allah insanların yaptıklarından dolayı cezalandıracak olsaydı kural olarak مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّهِ Yeryüzünde debelenen, hareket eden bir tane canlı kalmazdı. Bu zalimler için böyle olduğu gibi günahkar olan Müslümanlar için de böyledir. Hani bazen haddimizi bilmeyerek böyle bazen serzenişte bulunuruz. Yani Allah belasını verecek falan diye. Ya iyi ki erteliyor, çünkü ertelenmesi gereken cezalardan, belalardan birisi sizden, benden birimizin başına gelebilecektir. İyi ki erteliyor. Ertelemeseydi, gözlerle işlenen günahların cezası ansızın verilseydi, gözleri gören kaç kişi olurdu yeryüzünde? Kulakları işiten kaç kişi olurdu harama kulak kabartmayan? Dilleriyle yalan söylemeyen, gıybet etmeyen kaç kişi bulunurdu? İyi ki Allah erteliyor. Bu Allah'ın rahmetinin gereğidir. O yüzden zalimler için de Allah cezayı erteler. Günah işleyen Müslümanlar için de benzer erteleme yasası var. Aynı şeyi Rabbimiz Nahl suresinin 61. ayetinde de dile getirir aynı yasayı.